Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesiyle beraber altın ve döviz kurlarında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Altın piyasasının durgun olduğunu belirten Sarraf İhsan Gülderdi, altının yeni haftaya sakin başladığını söyledi. Geçen hafta altın volatilitesi yüksek bir süreç geçirdi. Bu hafta da sakin bir başlangıç yaptı. Özellikle dövizdeki yukarı yönlü hareketler altını etkiledi. Tabii ki bunda özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik ve Amerika'daki enflasyon oranları etkili oldu. İsterseniz önce fiyatları söyleyeyim. Çeyrek altın şu anda 1560 lira. 22 ayar altının fiyatı 916 lira. 24 ayar has altının fiyatı ise şu anda 945 liradan alıcısını buluyor. Dolar 14.90, euro ise 16.30'dan alıcısını buluyor. Ons fiyatı ise 1940 seviyesinde devam ediyor. Tabii ki geçen hafta 1990'a kadar çıkmıştı. 1975 ve 40 arasında şu anda gidip gelmekte. Volatilitesi yüksek. Şu anda Vladimir Putin'in yaptığı açıklamayla birlikte pozitif yönde etkilere neden oldu. Yani piyasaya olumlu etkiledi. Çünkü yapılan müzakerelerin olumlu geçtiği yönünde Vladimir Putin'in açıklamaları vardı. Bununla birlikte Amerika'nın enflasyon rakamları ve önümüzdeki Federal Rezerv Bankası'nın yapacağı faiz kararları haberleri en çok gündemde olan, büyük ihtimal Federal Rezerv Bankası faiz oranlarını yukarı yönde 0.25 oranında arttırabilir. Tabii bununla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı da çok önemli. Eğer döviz fiyatları bu şekilde yukarı yönlü hareketlere neden olursa faizde arttırıma gidebilir. Bu ne kadar olur onu kestirmek mümkün değil. Piyasalar sabit tutacağı yönünde görüntü verse de eğer dövizde yukarı yönlü hareketler gözlenirse faiz arttırabilir diye düşünüyorum. Çok sakin bir ortam var diyebilirim. Çünkü yukarı yönlü hareketler devam ediyor. İnsanlar yukarı yönlü hareketlerde genelde geri düşeceği beklentisiyle pek alış satış yapmıyor açıkçası. Ama hala risk ortamı, risk iştahının yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. Yatırım tavsiyesi olmadan hala bu fiyatlardan dövizin ve altının alınabilir seviyede olduğunu söyleyebilirim.